Ya evet ama şimdi de tersten bakalım. Bir kere erken seçimi olması için başka şartlar var. Nedir o? Bir muhalefet yani sokakta öyle hissedersin ki zaten hayat terse dönmüştür ve muhalif aktörler seni seçime zorluyordur. Henüz böyle bir şey ben gözlemiyorum. Sen gözlüyor musun bilmiyorum. Yani muhalefetin zorlamasıyla bir şey olmayacak. İki, yönetememek aczine düşer hükümet ya da iktidar ve seçimden başka çare yoktur. Şu anda da yönetememe aczine düşüyormuş gibi görünmüyor. Doğru yanlış bir sürü eleştirimiz olabilir falan ama hükümet hani işte ekonomi bakanı diyor ki mesela büyüme hedeflerimiz hala geçerli diyor. Yani demek ki onlar öyle bir dünyadan bakıyorlar ve öyle bir kanaatteler diye bakıyorum. Şimdi üçüncüsü şöyle bir o zaman iktidar blokunda bir çatlama olursa ancak seçim olur. Değil mi? Yani eğer muhalif aktörler ve sokaktaki hayat Bahçeli zorluyorsa seçim isterse, değil mi? Bahçeli'nin olayı. Bahçeli şimdi istediği zaman oluyor zaten. evet Türkiye'nin böyle bir şeyi var. orada da şimdi iktidar koalisyonu yani zihni koalisyon içinden baktığımda Erdoğan açısından bakıyorum işte 5 yıl 5 yıl 10 yıl yönetecekken niye şimdi 3 yılını feda etsin 2023'ü beklemek varken şimdiye kadar Tayyip Bey'in siyaset tarzına bakarsak hatırla Cumhurbaşkanlığı köşküne gitmek için meclisten çıktığı ana kadar başbakanlığı bırakmadı. Evet. Her bir saatin, günün, dakikanın kıymetini biliyor kendince. Dolayısıyla da 3 yılı feda etmesi için henüz bir sebep görünmüyor. Ancak koalisyonun öbür kanadı zorlarsa olur. Onlar da Soylu meselesinde falan da gerilimi tırmandıklarına göre hala onların da bir beklentisi ya da belli bir kendilerine tayin ettikleri bir zaman planı var diye görüyorum ben.